Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayım. İstanbul'a gelişimi çoğunuza söylemedim. Çünkü özel bir iş için, tatil için geldim. Çanakkale'ye gelmiştim. Çanakkale'den İstanbul'a geçtim. Buradan da durumlara göre ya İzmir'e geçeceğim ya Ankara'ya geçeceğim. Belli değil şu an için. Bugün niye böyle bir video açtık bugün? Arabayı yıkattım. Tabii ki yağmur yağdı. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Yağmur bayağı bir yağdı, ıslandık, yetişemedik. 2 dakikayla kaçırdım şeyi, tam böyle AVM'ye girişi. Olsun ama araba temiz, temiz kaldı yani. Aa yok, pek temiz kalmamış. Olsun, ne yapalım, yapacak bir şey yok artık, sıkıntı yok. Bugün değişik bir video olacak size. Hani bugün böyle bir arabayı gösterme videosu olacak size. Neden böyle bir video çekiyorum? Çünkü arabayı satmayı düşünüyorum. Ne yazık ki. Ne yazık ki de demeyeyim de. Yani aslında satmak için almadım kesinlikle. Hani tamamen şahsim adına bineyim. Güzel güzel şöyle derli toplu binelim istedim. Niye böyle bir yamuldu? Anlamadım. Neyse. Velhasıl kelam ne oldu? Bir tane araba denk geldi. Hani araba da şey, sevdiğimiz bir araba. Böyle hoşumuza giden bir araba. Yani çok severek bindiğim için kendisine çok satasım yok aslında. Hakkını verecek biri olursa satılacak araba. Hakkını verene gidecek inşallah. Hani giderse ben de diğer arabaya bakacağım. Eğer gitmeyecek olursa, satılmayacak olursa, çünkü piyasa durumları belli. Hani piyasa durumları birazcık daha böyle şu sıra çok şey olmuyor. Çok böyle araba satılmıyor. Ondan mütevellit kalırsa da sıkıntı yok. Biniyoruz zaten, keyifle bindiğimiz bir araba. Satma durumu inşallah ortaya çıkmayacak. Yani satma durumu olmayacak inşallah. Allah'ın izniyle bakalım. Birazcık zorlanacağız ama olsun. Bu şekildeydi abi. Ben şimdi size arabayı göstereyim. Bakalım hemen neler yapmışız. Bu malzeme benim yeğenimin çorabı arkadaşlar. Öyle çizilmesin diye veya herhangi bir şey olmasın diye taktığım bir şey değil kesinlikle. Yeğenimin eski olmayan çorapları. Ben de yeğenimden bir hatıra gibi olsun diye çorabı vitesin üstüne takıyorum. Yoksa başka bir amacım yok. Severim ben bunu. Yani yeğenimin bir parçası gibi düşünün. Özlüyorum, ediyorum. O da böyle yanımda duruyor. Güzel bir şey oluyor. Vites 9'umuzu değiştirdim. Golf'a vites 9'u yaptım. Yani biraz spor kaldı. Ama eski vites 9'u birazcık çizikliydi. Bu temiz, biraz daha temiz bir vites 9'u. Burada bir mont var. Bahsettiğim arka tampon işi burası. Bunu zaman olmadığı için boyatamıyorum. Şu arka tamponu boyatıversen o iş güzelce bitecek inşallah. Tertemiz olacak. Bagajımız bu şekilde. Silecek yok. Sileceği ben kendim söküyorum. Neden söküyorum? Bunu böyle tipi daha çok hoşuma gidiyor. Hatta silecek de burada zaten. Hani çok öyle sıkıntılı bir şey değil. Zaten cıvatası, şu sıvısı var, takılıyor. Direkt sorunsuz takıyorsunuz. Fişini takıyorsunuz. Çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Onun yerine böyle ben bir cam malzeme aldım. Yurt dışından cam bu. Yani camı oturtunca böyle full cam gözüküyor. Bence daha güzel gözüküyor arkası. Jantlarımız Highline Datsun jantlar. Lastikler 60 binde değişmiş. Seramiğimiz görüyorsunuz. Milyon baloncuk. Bu şekilde. Bu arkadaş da böyle hocam. Dediğim gibi satma işi yani belli değil şu an. Hani şu haldeyken çok satmak istemiyorum. Çünkü planım çok var.
İşte R-Line arka difüzör. Jantlarının rengi değişebilir. Belki R-Line ön tampon, yanmaş bir yer falan alabilirim. Bilmiyorum yani. Bu arabaya da proje aklımda. Yani proje demeyeyim de ufak tefek böyle düzeltmeler, değiştirmeler aklımda olacak. Bir 3,5 yay aldık. Eğer satma işi bir sonuca varmazsa, yani satmayacak olursak, direkt 3,5 yayımız var. Onu direkt takacağız. Daha böyle tatlış bir görüntü elde edeceğiz. İnşallah şu aradaki boşluk gidecek. Biraz jip gibi duruyor böyle. Aslında aile, bizim aile sevdi hani, jip gibi duruyor falan diye böyle. Ama bende o işler yok. Ben biraz daha düşük olsun istiyorum araba yerde. Burada kusura bakmayın, gimbal biraz böyle yamuk gibi duruyor ama muhtemelen kalibrasyon hatası ya da bina yamuk, bilmiyorum. Onu düzeltemedim, kusura bakmayın izleyenler için. Bu şekilde yan çıtalarda siyah kaplama gelecek. Dediğim gibi Highline'den o çıta haricinde hiçbir sıkıntımız yok. Farlarımız orijinal, biliyorsunuz Highlight orijinal farlarımız. Şey yok bunlarda, kayar led yok, normal. Şu şerit takip ve uzun far asistanının şeyi, kamerası. Bu şekilde. Bu aynalarımız şey tabi, onu da göstereyim. Aynalarımız katlanıyor. Bu da Highline özelliği. Bu arada keylisimiz var. Tam keylisimiz var. Şu şekilde göstereyim. Açma, kapatma. Bu da Highline özelliğidir. Konfortlar da yoktur. R-Line stoplar var. Biliyorsunuz bu da yok öyle. Piyasada R-Line stop. Bu şekildeydi. Asat bu şekildeydi. Üstümün, başımın, saçımın kusuruna bakmayın. Tatil vakti böyle birazcık dağıldık. Bir de böyle pimpon topu gibi sekiyorum İstanbul'da. Oradan oraya birazcık, o da öyle oldu. Olsun bakalım, olacak. Hoppa. Bu şekilde arkadaşlar. Passat'ımız satılık ama kısa bir süre için. Belki bu video yayınlanana kadar satılmış olabilir. Çünkü dediğim gibi 2 hafta falan belki durur, belki durmaz, duruma göre. Hayırlısı olsun bakalım ya. Allah hayırlısını versin. Sonuçta araba, mal, mülk nasipten öte alınmıyor, gidilmiyor. Nasipten ötesi olmuyor. Olursa memnun oluruz. Siz takipçilerimiz de hani Passat'ı çok sevdiniz biliyorum, ben gibi. Ben alırken kimse sevmemişti ama şu an herkes çok seviyor mesela. Ama alacağım, eğer nasip olursa alacağım arabayı siz de çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Hatta o biraz daha böyle, biraz daha eğlenceli olacak o araba eğer olursa. Olmazsa da Passat'ta biraz daha ağır abi modunda devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Video biraz kısa oldu, kusura bakmayın. Hemen böyle ufak bir video çekmiş olayım size dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hatta buradan bir İstanbul şehir içi timelapse'ı patlatabilirim sonuna. Siz oraya geçin. Eğer patlattıysam, patlatmadıysam kusura bakmayın, video çekememişimdir. Abi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dur bir saniye. Abi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video da böyle oldu. Böyle çok tatlı bir video olmadı. Kısa bir video oldu. Tatsız bir video oldu. Kusura bakmayın. En kısa zamanda bakayım. Pardon. En kısa zamanda inşallah daha değişik, daha güzel içeriklerle, daha yararlı içeriklerle belki Afyon'a geçtiğimde araba testleri falan da yapabiliriz. Bakalım, videolara devam edeceğiz inşallah. Bu arada böyle bir müsaade almış olayım 1-2 hafta. Teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan. Kendinize iyi bakın.